musunuz? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Hak İş Dünya Kadın Günü programına katıldı. Program öncesi kalabalığa seslenen Erdoğan, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgiler verdi. Şu son Afrin hadisesi, Afrin'deki gelişmeler hamdolsun bize bir şeyi gösterdi. Bu millet güçlü bir millet. Bu millet vasıflı bir millet. Sağ ol. Bu millet bir olunca, beraber olunca, iri olunca, diri olunca, kardeş olunca neler yapabileceğini ortaya koyuyor. İşte az önce son rakamı aldım. Hamdolsun az kaldı, 20 tane. Şu anda 2960. İnşallah bu akşama kadar o 3000'i aşar. Erdoğan programda yaptığı konuşmada ise erkek ve kadın arasındaki üstünlük tartışmasının beyhude bir tartışma olduğunu ifade etti. Erkek ve kadın arasındaki üstünlük tartışması beyhude bir tartışmadır. Daha da ötesi, insanları bölmeye yönelik her tartışma yeni bir zulüm kapısının aralanması anlamına gelir. Şöyle geriye doğru bir baktığımızda Afrikalı kardeşlerimizi yaşadıkları yerlerden kopartıp uzak diyarlara taşıyarak kendilerine köle yapanların geride sadece zulüm bıraktığını görüyoruz. Konuşmasına devam eden Erdoğan, bugün dünyada kadın hakları diye ortalığı inletenlerin, siz hiç Doğu Guta'da son birkaç ayda katledilen binlerce kadın için tek bir söz ettiklerini duydunuz mu dedi. Bugün dünyada kadın hakları diye ortalığı inletenlerin, siz hiç Suriye'deki Doğu Guta'da son birkaç ayda katledilen binlerce kadın için tek bir söz ettiklerini duydunuz mu? Duydunuz mu? Duydunuz galiba. Suriye'de çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 1 milyon insanın alçakça katledilmesi karşısında kıllarını kıvırdatmayanların kadın hakları konusunda söyledikleri sözlerin ne anlamı olabilir? Ben bunların hepsiyle konuşuyorum. Hepsine bu soruyu soruyorum. Hadi buyurun, bu konuda da konuşun. Siz Afrin'e Türk ordusunun girmesini konuşamazsınız. Biz Afrin'e işgal gücü olarak girmedik. Afrin'deki teröristleri temizlemek için girdik. Bizim durumumuz budur.